Schildigheim'de görkemli bir törenle açılan Dillon Pastanesi, baklava kültürümüzün Avrupa'da yaşatılmasına ön ayak olmaya başladı. Tatlı sektörünün bölgede en önde gelen temsilcilerinden olan Dillon Pastanesi, Fransız yetkililerin de katılımıyla hizmete açıldı. Kurdela kesiminin ardından açılışa katılanlara dondurma ikramında bulunuldu. Arkadaşımız Erhan Öğünç'ün hem katılımcılara hem sektörün başarılı ismi Veli Onuk'la yaptığı röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Voilà, on lui souhaite bon succès et que ça devienne un lieu attractif dans le quartier où les gens pourront se réunir, discuter, passer un bon moment. Voilà, çok güzel bir yerde kurulmuş ve buna da ihtiyaç varmış, bir çay içilecek bir yere. Hani yetkililerle de görüştüğüm kadarıyla, hani vatandaşlardan da duyduğum kadarıyla tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir yerde açılmış ve çok güzel bir şekilde açılmış. Tebrikler. Biscuit d'excellente qualité, comme l'a dit Monsieur Orlé tout à l'heure, un cadre magnifique, très bien restauré aussi, et un endroit où j'espère aussi beaucoup de Chiliquois viendront s'y restaurer et échanger, bien sûr, autour d'un bon thé ou d'un bon café turc, bien entendu. Merci beaucoup. C'est un lieu où vous pouvez voir où la mixité culturelle est très bien accueillie. Nous sommes content d'accueillir la pâtisserie Dillon au sein de Schildigheim. Nous attendons effectivement que ce lieu soit très attractif pour notre commune. Alors ici, la rue Kléber est un vrai centre-ville commercial et un grand nombre d'habitants se retrouvent pour faire leurs courses rue Kléber. Ce local était très longtemps inoccupé et l'arrivée de ce commerce, de cette pâtisserie avec ses petits plats, est un véritable plus pour le commerce du quartier, mais c'est également un lieu de convivialité et un lieu interculturel qui trouvera facilement sa place dans cet ouest chiliquois qui nous tient tant à cœur. Dillon Pastanesi hakkında bize bilgi verir misiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Dillon Pastanesi için yıllardır aklımda olan bir projeydi. Ve nihayet sonucunda düzenli bulmuş olduğunuz bir alan Schildigheim semtinde bu tür bir şeye Türk pastanesi olarak açma bir kararına eriştik ve netice itibariyle düzenli farklı bir konsept içerisinde bugün için bir başarıya ulaştık ve açılışımızı bugün yakınımızda iki kartemizin Schildigheim Belediye Başkanı ve Bişehir Belediye Başkanı, konsolosluğumuzun ateşesi Ticaret Açılışı Füsun Hanım onların gelmesiyle bugünü gerçekleştirmiş olduk pastanemizin açılışını. Ürünleriniz hakkında bize bilgi verir misiniz? Ürünlerimiz olaraktan yapmış olduğumuz tüm mamillerimiz, üretimlerimiz kendi ürünlerimizdir. Burada günlük taze üretmektedir. İnsanlarımız da mümkün olduğu kadarıyla günlük olarak taze bir şeyler verebilmek için az, güzel ve kaliteli bir şey olabilmesi için elimizde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kuru pasta ve simit, poğaça, tüm tatlı ve kuru pasta ürünlerini kendimiz günlük ve taze yapmaktayız. Ve aynı zamanda konseptim içerisinde mümkün mertebe kaliteye önem vermektir. Ve aynı zamanda pastanemizde günlük olarak sabahları düzenli bir şekilde kahvaltı türleri. Açılış saatimiz sabah 7, akşam 9'a kadardır. Sabahları kahvaltı türlerinde beraberinde öğlen yemek türü olarak gözleme gibi bir şeylerin ufak bir yemek türü yendirmiş olduğumuz. Bunları insanlarımıza sunmakta gurur duyuyoruz. Artık burası da insanlarımıza kendilerini burada yaşatarak ve çevresindeki olan bir eksikliği aynı zamanda beraberinde sadece baklava tatlı ürünleri değil aynı zamanda bir de Maraş dondurmasını da buraya yeniden bir Alsaz bölgesine getirmiş de oluyoruz. Artık halkımızın sunumuna kalmış bir şeydir. Dilerim ki halkımız bu konuda memnun kalır ve eğer biz de bu memnuniyetle gönderebilmişsek ne mutlu bize. Teşekkür ederim efendim. Sizin görüşleriniz efendim pastanenizle ilgili? Ya gerçekten çok güzel görüyorum ben. İnsanlar beğeniyor. Babam 13 yıl yakışlık, 13-15 yıl restoranı vardı bir şahimde. Ve görüyorum ki insanlar güveniyor. Hala da buraya gelmeye devam ediyor. Güveniyorum. Başarılar diliyorum ve çok güzel olacağına inanıyorum ben. Dillon Pastanesi'nin hedefleri nelerdir? Strasbourg'a yani daha çok Türkiye'deki insanların özlemiş olduğu baklavaları, simitleri, o tür çeşitli bize özgü kuru pastaları Fransa'ya getirmek, Strasbourg'a getirmektir.